Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tencerede zürafa kek nasıl pişirilir onun tarifini vereceğim. Bu kek son zamanlarda çok önüme çıkıyor. Ben de bunu fırında değil de tencerede denemek istedim. Ve sonuç mükemmel. Fırın kullanmaya hiç gerek yok. Tencerede de rahatlıkla sünger gibi kekinizi pişirebilirsiniz. Kekimize iki çeşit hamur hazırlayacağız. İlk hamuru yumurta beyazı ile olacak. İkinci hamuru yumurta sarısı ile olacak. İlk etapta 5 adet yumurta beyazı ve 1 çimcik tuzu tıraş köpüğü kıvamını alana kadar çırpalım. Sonra üzerine 1 çay bardağından 1 parmak eksik şeker ilave edip çırpmaya devam edelim. Yeterince çırptıktan sonra mikseri kapatıp üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı süt, 1 çay bardağı badem tozu ya da fındık tozu, 1 paket vanilya şekeri, 1 su bardağından 1 parmak eksik un ve 2 çay kaşığı kabartma tozu ilave edelim. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar mikserin düşük ayarında çırpalım. Sonra bu karışımı kenara alalım. Ayrı bir leğenin içerisine 5 adet yumurta sarısını alalım. Üzerine 1 çay bardağından 1 parmak eksik şeker, 1 paket vanilya şekeri ilave edip rengi açılıp köpük kıvamı alana kadar çırpalım. İstediğimiz kıvam aldıktan sonra mikseri kapatıp üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı süt, 1 su bardağından 1 parmak eksik un, 2 çay kaşığı kabartma tozu ilave edelim. Ve yine mikserin düşük ayarında pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpalım. Sonra kenara alalım. Pasta kalıbını margarinle yağlayalım. Yumurta sarısıyla hazırlamış olduğumuz kek harcının yarısını kalıbın içerisine alalım ve üzerine eşit şekilde düzleyelim. Sonra bu kek hamurunun her tarafına gelecek şekilde kakao ile kapatalım. Kesinlikle açık yer bırakmayın, komple kakao serpiştirin üzerine. Sonra yumurta beyazı ile hazırlamış olduğumuz kek harcının yarısını da üzerine boşaltalım. Ve üzerine düzleyelim. Ve tekrar her tarafına gelecek şekilde üzerine kakao serpelim. Kesinlikle çok ince bir tabaka olmasın. Gayet güzel bir şekilde üzerine örtün. Yumurta sarıları ile hazırlamış olduğumuz kek harcının geri kalanının hepsini de eşit şekilde üzerine döküp üzerine düzleyelim. Ve yine üzerine kakao serpelim. Ve son olarak da yumurta beyazı ile hazırlamış olduğumuz kek harcının geri kalanını da üzerine ilave edelim. Üzerini düzleyelim. Kalıbı birkaç sefer yere vuralım ki içerisindeki kabarcıklar çıksın ve eşit şekilde kabarsın. Ocağın üzerine genişçe bir tencereyi alalım. Kek kalıbını içerisine oturtturalım. Daha sonra içerisine kek harcımızın boyutunda soğuk su ilave edelim. Üzerine nemli bir bez örtüp kapağını kapatalım. Suyumuz kaynayana kadar ilk etapta yüksek ateşte
Kaynadıktan sonra altını en düşük ayara kısıp 50 dakika pişirelim. 50 dakika olduktan sonra kürdan testi yapıp pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Sonra kenara alıp ılımasını bekleyelim. Ilıyan kekimizi kalıbından çıkartıp dilimleyerek servis edebilirsiniz. Çok lezzetli bir kek. Siz de mutlaka deneyin. Ve bu keki bulan kişiye buradan çok teşekkür ediyorum. Gerçekten muhteşem bir kek. Eğer seviyorsanız içerisine limon kabuğu da rendeleyebilirsiniz. Daha da lezzetli olacaktır. Bugünlük benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.